Sizler kanalımızın izleyip başlamak diliyoruz. Bir canlı yayınımızda sizlerle beraber. Yaşanlar. Evet, sizler bir canlı yayınımızda bir ay kanalımız sizlerle bayramın ikinci gününde tekrar bayramımızı kutluyoruz. İkinci gününde de güzel geçtiğimiz anlıyoruz bayramımızı. Evet, biliyorsunuz bugün 8.30'da, 20.30'da canlı yayınımız var. Canlı yayında açık oturumumuz var ve açık oturumumuzun konukları da belediye başkan adayları, Kural Belediyesi başkan adayları bir açık oturuma katılacaklar. Şu anda bildiğimiz bulunduğumuz stüdyolar katılacaklar. Kendilerini bekliyoruz. Biz de bu arada canlı yayın yapabiliriz. Sizlere bazı iletmemiz gereken notlar var. Evet, bu notların ilk başında biliyorsunuz bizim telefon numaramız 275-15-55. Fakat bu numarayı canlı yayında kesinlikle kullanmayacağız. Bu numarayı yerine biz size değişik bir numara veriyoruz. Lütfen kağınız, kanınız varsa not edin diyoruz. Telefon numaramız 275-97-0. Evet, 275-97-0 numarasını arayacaksınız, telefon numarasını. Ve bu telefondan bağlandıktan sonra biz sizin isminizi, soy isminizi, telefon numaranızı alacağız. Biz sizi arayacağız ve başkan adaylarına sormak istediğimiz soruyu sizlere başkanlara o şekilde irtibatınızı sağlayacağız. Bu arada şimdiki canlılığımızda bizleri 275-15-55 telefondan numaramızdan eğer bizlerle konuşmak istiyorsanız, sizinle ilgili bir bayram mesajı vermek istiyorsanız, bayramlaşmak istiyorsanız sizlere hazırlıklı bugün yine bir takım canlı dış görüntülerimiz vardı. Bunlardan aracılığında Sayın Emniyet Müdürümüz Mehmet'imizi ve Sayın Emniyet Amirimiz Ali Düzel'i ziyaret etti. Kendilerini yakaladık, ellerini yakaladık. Bundan görüntüler var, bunları biraz sonra izleyebilirsiniz. Fakat ben bu arada tekrar hatırlatıyorum. Evet, açık oturumumuzda, canlı yayınımızda bizi arayacağınız numara belediye başkanlarından soracağınız soruyla ilgili arayacağınız numara 275-97-0. Evet, 275-97-0 numarası olacaksınız. Biz sizin adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı aldıktan sonra biz sizi arayacağız ve tekrar sizi buradan başka adaylarıyla telefonla görüşme imkanı sağlayacağız. Evet, sevgili biliyorsunuz bizim Gülçe canlılarımızda çeşitli seyircilerimiz sevdiklerine mesajlar gönderdiler. Buradan bayramlarını kutladılar. Eğer dün arayamayan sevgili seyircilerimiz varsa bugün yine 275-15-55 numaralı telefonumuzdan arayabilirler ve sevdiklerine buradan mesaj gönderebilirler. Evet, sevgili seyirciler, gerçekten bayramın ikinci günde bizim oldukça yoğun geçtiğini ve akrabalarımıza dinlediniz. Bu arada yine tüm eşimizin dostumuzun bayramını kutluyoruz. Ve ben uzunlukla buluyorum ben burada. Bize bu sürü dekorumuzu sağlayan, bugün açık oturumuzu, sürü dekorumuzu hazırlayan Çağcılar Kolektif Şirketi'ne içten teşekkürler ediyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz Çağcılar Kolektif Şirketi'ne. Evet sevgili seyirciler, isterseniz bu notu yaptığımız görüntülü notu atışmanı izleyebiliriz. Kendisi bayram ziyaretini hazır yakalamışken bayram mesajı almak istiyoruz. Efendim, Latino hakkında vermek istediğiniz bayram ilgili mesaj var. Kanal Altay'a öncelikle teşekkür ederim. Bu güzel bir mesajdan dolayı. Normalde olduğu üzere düğünü bayramımızda seçim çalışmalarında ikisi bir araya gelince polis teşkilatı olarak görevimiz oldukça yoğunlaştı. Dün protokol gereği belediye sosyal tesisinde gerekli baronlaşma yapıldıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ettik. Bu arada Sayın Bakanımızın da ilçemiz ziyareti nedeniyle bayram gezmelerine imkan bulamamıştık. Bu arada hem meslektaşlarımızın gönüllerini almak hem baronlaşmak ve bu arada da ziyaretlerimizi gerçekleştirmek amacıyla ikinci günü ancak bu imkanı bulabildik. Gördüğünüz üzere şu anda Emniyet Amiri arkadaşımızın önünde bayram ziyaretinde bulunuyoruz. Siz de bizi burada yakaladınız. Bu bayramda oldukça soğuk geçmesine rağmen Sayın Bakanımızın ziyaretleri parti çalışmaları nedeniyle şehrimiz oldukça trafik yoğun bir durumdadır. Biz polis teşkilatı olarak 24 saat esasına göre halkımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram yapması için gecemizi gününüze katmak suretiyle çalışmalarımıza devam ettiriyoruz. Polis teşkilatının bildiği üzere bayramlarda ve diğer günlerde
yerel olsa daha fazla bir durumdadır. Tabi halkımızın kulu içerisinde baronu yapabilmek için kendini aldık, garda, şehir içerisinde 24 saat içerisinde ve güven müdürlerinden almış bulunuyoruz. Bu vesileyle dini baronumuzun gereği olarak bütün kurallı hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın bayrağını tebrik ediyor. Bu bayrağın tüm İslam aleminin hayırlara vesile olmasını diliyor. Teşekkür ediyorum. Ben kurallı halkımızın ve sizlerin bayramını en iyi şekilde geçirmeyi temenni ediyoruz. İçeride ümmet hala Ali Güzel Bey'in yetenekli yeterliyiz arasında. Efendim şimdi az önce söylediğim gibi zayıflığım gibi fırsat bulmukça teşvik tarafında paramaşmalar olduğunu söylüyoruz. Bu zaman acilere asayişle ilgili yerlerimize gerekiyoruz. Ben de tüm Tuva halkının paramı kutlak iyi günler. Açık oturumda canlı olarak belediye başkan olmalarımızı izleyeceksiniz diye çok güzel bir program olacak. Bunu kaçırmayacaksınız. Bizden anlayamayacaksınız kanal tekrarlarından. Kanal Alkan'ın bu tür halkına bir hizmeti diyoruz artık. Bunun zamanı gelmişti. Seçimlere hemen hemen 13 günlük kısa bir zaman kaldı. Bu 13 günün bu canlıya dönüşecek olarak bir adaylarınızı belirli kimi birlikte bildiriyoruz. Bunu birlikte çağırıyoruz biliyorsunuz. Açık oturma. Diğer günlerde açık oturumumuzda bunları ikişer ikişer anlayışınız içinlere kadar ikişer ikişer karşılıklı canlı yayında adamlardan sonra yandan sonra başka adaylarımızda yine röportaj açık canlı yayında sorularımızı soracağız, açık oturumumuzu yapacağız. Evet, ben bu arada izin bir telefonu bunu değiştirmeyi hatırlatmak istiyorum. 275-15-55 numaralı telefonu canlı için arayabilirsiniz. Şu an, evet, şu an bayram mesajı vermek için arayabilirsiniz. Canlı açık oturumda arayacağınız telefon 275-97-20 numaralı telefon. Siz bu numaralı 275-97-20 numaralı telefonu arayacaksınız. Yani sizin isminizi, soy isminizi ve telefon numaranızı aldıktan sonra biz sizi arayacağız. Açık oturumumuzdaki telefon bağlantısı bölümünde biz sizleri arayacağız. Başka haberlerimizden biz sizlerle bağlantı kurmayı biz size sağlayacağız. Yani siz bunları direkt arayıp, yani 275-15-55 numaralı telefonu arayıp katılabilirsiniz. 275-97-20 numaralı telefonu arayacaksınız. Ayrıca bugün bayram üçüncü günü ben hanımların güzel olması nedeniyle bir canlı gördüm. Bayram üçüncü söylemişti zaten. Havalar güzel. Yani benim için havalı. Bunlar da daha güzel. Oranlığı gerçekleşti. Gerçekten bugün hava çok güzeldi. Sokaklarımız insanlarla dolup taştı. Dün biraz durgunluk vardı. Bu yüzden bize bayramımızı bayramların biraz durgun geçtiğini falan söylemiştik ama bugün gerçekten çok güzeldi. Çok güzeldi. Tamam, bayram orası yaşandı. Gerçekten şehirden görüntüler de aldık. Bunları şimdiden de gösteririz ama belki yarın gösterebiliriz. Bu canlımız geçimde görüntüleri caddelerimiz ama yola güneydi. Bu sıcak günü, güzel günü fırsat bilerek bayramlaşmaya çıkan tüm turalılar, bizim caddede gelinler, güzel oradan yararlandılar. Çünkü buradan tüm turalı bir bayramın ikinci gününde mübarek Ramazan bayramını içten dileklerimizi kutluyoruz. Hepinize, tüm Tuzhan halkına, tüm Türkiye'mize bu güzel günleri görmenizi diliyoruz, hemen geliyoruz. Evet sevgili seyirciler, ayrıca ben şunu hatırlatmak istiyorum. Ben de sevgili bugünkü geçen olaylar, Tuzhan'da olan olayları ben de yarınki haber bitirimizde bu olayları izleyebilirsiniz. Yarın yayınlarında size haberlerinizi görebiliyorsunuz. Bu haberlerinizde izleyebilirsiniz bugün olan olayları. Evet, şu anda bizi aramak isterseniz bana mesaj atarsanız telefonumuz 275-15-55. Artık telefonumuzu vermişler genelde sizin için. Bu arada bize gelen mektuplar var, öyle değil mi?
bayramın aradığında okur. Yani bu gelişme için söylenen kompozisyon. Gelişme için kompozisyonlar gibi. Evet. Bunlar yaşamalar. Zaten biz yaşamalarını da duydum. Sesli Seyirler biz kompozisyon ve şiir yarışması düzenlemiştik. Bu yarışmalarda hayalimizdeki Tuhal ile ilgili kompozisyon veya şiir yazısı da gönderirseniz Posta Kutusu 36 adresine gönderebilirsiniz. Çünkü bu şiir ve kompozisyonları değerlendirip arasından en iyi seçip birinci, ikinci, üçüncü olan kişilere güzel hediyeler vereceğiz. Konu hayalimizdeki Tuhal. Evet, bu konuyu nasıl işlemek istiyorsanız, içinizden nasıl geliyorsa kompozisyon, şiir veya resim dalında nasıl veya her üç dalda da işleyebilirsiniz ayrı ayrı. İstediğiniz şekilde bir gönderebilirsiniz. Telefon 99-36 Kanal Alfa adresine yollarsanız sonuca tutulma imkanına kapılırsınız. Evet, konumuz oldukça güzel. Hayalinizdeki Tuhal, eğer hayalinizdeki Tuhal'ı gözünüzde içinde nasıl canlandırıyorsanız bunu içinden geldiği gibi bize götürürsünüz. Evet, ayrıca ben posta kutumuzun sinesini hatırlatmak istiyorum. Posta kutusu 36 numaramız. Buraya istediğiniz mektuplarınızı gönderebilirsiniz. Bizde önerileriniz varsa bunları gönderebilirsiniz. Şiirler gönderebilirsiniz. Biz mektuplarınızı ayrıca Adalet Bakanı'nın yarışmasını da ben bu arada hatırlatmak istiyorum. Eğer kısımlar olursa en kısa zamanda başlayacağız yarışmamıza. Gerçi var ama yeterli olmuyor şu ana kadar. En kısa zamanda başlamayı düşünüyoruz. Bu yüzden yine posta kutumuza katılmak istiyorsanız mektuplarınızı gönderebilirsiniz veya telefonunuzu arayabilirsiniz. Telefon numaramızı biliyorsunuz 275-1515. Ayrıca duyumuza gelebilirsiniz. Yani 3 yola bizlere ulaşabilirsiniz. Bize ulaşmak oldukça basit çünkü biz halkın televizyonumuz. Her zaman telefonumuzu veriyoruz sizlere. Her zaman adresimizi veriyoruz. Herkese açık bir televizyonumuz. Tüm istekleriniz, tüm dilekleriniz istediğiniz şekilde bu ekrandan yansıyacak diyoruz. Çünkü biz Tuhal'ın halkın sesi, halkın yüzüğü, halkın kulağıyız. Sevgili seyirciler, ayrıca gençler için çok güzel programlar hazırladık arkadaşlarımla ve ben buradan özellikle gençlere ve genç yeteneklere seslenmek istiyorum. Bize en güvenen her genç bizim stüdyomuzda bizlere konuk olup programımıza dahil edip çok güzel şeyler yapabiliriz. Bunu özellikle duyurmak istiyorum. Ayrıca bir konu seçeceğiz. Daha ileriki aşamalarda biz size bu konuyu da dinleyeceğiz. Bu konu hakkında tartışmak, konuşmak isteyen gençlerimiz bizlere müracaat edecekler ve biz burada açık oturum şeklinde veya nazara şeklinde sizlerle program hazırlayacağız. Evet, sevgiliciler, sözümüz şu anda 8'i gösteriyor, tam 8. Yarım saat sonra bu ekranda açık oturum var, büyük açık oturum var. Tüm belediye başkan adaylarımızın, siyasi partilerimizin, belediye başkan aday temsilcilerini burada izleyeceksiniz. Stüdyomuz burası. Ve biz yine hatırlatıyoruz ki stüdyomuzun dekorunu hazırlayan Harcılar Kolejli Şirketi'ne, mobil yazmasına çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ben telefon televizyonlarını yeni açan seyircilerimiz için tekrar hatırlatmak istiyorum. Belediye başkan adaylarımızla irtibat kurabildiği için yani canlı yayınımızın sonlarında doğru biz halkımızda telefon bağlantıdan alacağız. Buna katılabilmemiz için 275-1515 numaralı telefonu biz canlı yayın için iptal ediyoruz. Bunun yerine evet size iki tane telefon veriyoruz. Birisi 275-97-0, diğerisi 275-54-80. Bu numarayı arayacaksınız. Sonra biz sizi tekrar arayacağız ve belediye başkan adaylarıyla İrtibat kurmanızı, soru sormanızı sağlayacağız. Sizin isminizi, soyisminizi ve telefon numaranızı aldıktan sonra. Evet, telefon numaralarımızı tekrar hatırlatıyorum. 275-97-0-275-54-80. Evet sevgili seyirciler, bizim amacımız bu seçim hareketinde sizlere biraz olsun yardımcı olabilmek. Gerçekten çok güzel geçeceğine inanıyoruz. Saatlerin şu anda 8'e bilimler ve başkan adayları yavaş yavaş gelmeye başladılar zannedersen. Evet sevgili seyirciler, tahminen canlı yayınımız 7.30'da başlayacak. 12.00 gibi saatlere kadar sürebilme imkanı ihtimali var. Çünkü gerçekten uzun boyunca bir canlı yayın olacak. Bu canlı yayında hepiniz dinleyeceksiniz kendi adayınızı. Kural için kimi iyi görüyorsanız, kimi iyi olmasını istiyorsanız bugün açık oturumumuzda daha iyi kararlar ve imkanına sahip olabileceksiniz. Her zaman söylüyoruz. Her şey kural için. Her şey kural için olmasını istiyoruz. Ve bugünkü canlı yayınımızda da kalmayacak tabii ki. Bugün aslında belediye başkan adaylarımızı ikişer ikişer çağıracağız. Canlı yayınımızda tekrar onlarla muhatap edeceğiz. Evet.
istersen şimdi bir müzik arası diyeyim. Evet. Biraz sonra tekrar görüşeceğiz. Vatandaşlarla soru alma kısmında yalnızca kullanacağınız telefon numaralarını verecek. Bizim telefon numaramız yani 273-1555 numaralı telefonumuz bu bilgiyi açık olduğu için iklim durumda. Sizin arayacağınız numaralar 275-97-0 ve 275-54-80 numaralı telefonu arayacaksınız. Hangi adaya hangi soruyu soracağınızı, yani hangi adaya soru soracağınızı ve adınızı, soyadınızı ve telefonunuzu vereceksiniz. Biz sizi arayacağız ve bu son turda size başkan adaylarıyla irtibat kurmanızı, telefon bağlantısı kurmanızı sağlayacağız.
Şu anda burada telefonlarınızda görüyorsunuz telefonlarınızı. Evet, açık oturum için telefon numaralarını 275-97-0 ve 275-54-80. Ayrıca sevgili seyirciler, ben bu canlı için telefonlarınızı kulaklık istiyorum. 275-15-55 numaralı telefonunuzu ararsanız şimdi buradan tebriklerinizi bayan mesajı gönderebilirsiniz. Şu anda halkımızın herhalde tam kendilerini adapte edemediler çünkü açık oturumu 4 gözle bekliyorlar, öyle zannediyoruz. Açık oturum için herkesten bozuluyor. Şu anda iyi adamlar çekiliyorlar zannedersem. Tabii ki bayramlaşmak için, bayram mesajını almak için telefonumuzu bekliyoruz. Telefonumuz 275-15-55. Fakat şu anda 275-15-55 sürekli meşgul durumda telefonları aranıyor. Canlı yayına kadar aranabilir. Çünkü soru sorma ihtimaliyle, sorularınızı alma ihtimaliyle bu numarayı alabiliyoruz. Ancak canlı yayında bu telefonumuz aranmayacak. Evet, yavaş yavaş sanıyorum belediye başkanı dairelerinin gelmeye başladı. Evet, gelmeye başladılar. Zaten biraz sonra ilgi bildirilmeyecek buradaki kalabalık, ilgideki hareketliliği gösterecek heyecanlarına bağlanmadan önce. Gerçekten çok güzel bir açık oturum olacak. Tüm yurttaşlarımızın, tüm vatandaşlarımızın, tüm kuralların ilgiyle izleyeceğini umut ediyoruz. Zaten bu bir açık oturumda kalmayacak. Evet, bugün seçimlere yaklaşık 13 gün gibi kısa bir zaman kaldı. 13 gün içerisinde bu açık oturumda tüm adaylarımız burada olacaklar. Fakat diğer günlerde adaylarımızı ikişer ikişer çağıracağız videomuza. Tekrar yine canlı yayında onlara karşılıklı karşısındaki çıktığı zaman hiçbirse onunla ilgili sorular sorulacak. Birbirlerine soru soracaklar. Telefon bağlantısına tekrar sağlayacak. Evet, her şey güzel kullanımız için diyoruz. Her şey güzel kullanımız için diyoruz. Bizden ayrılmayın diyoruz. Biliyorsunuz Kanal Katıralı'nın ilk televizyonu ve halkın televizyonu bizim kendi televizyonumuz. Ve konumuna layık olabilmek için her türlü çocuğuyla sesleyip istedik. Evet sevgili çocuklar, aslında o kadar çok yapacağımız iş var ki gerçekten televizyonculuğu yapmak o kadar kolay bir şey değil. Yapacaklarımızı inşallah ileride sizler de göreceksiniz. Bu seçim dolayısıyla bütün çalışmalarımız seçim üzerine oluyor. Bu yüzden bizleri lütfen affedin, diğer daha önemli konuları işleyemiyoruz sizler için. Örneğin gençlerin soruları veya yarışmaları, diğer başka açık oturumlar, değişik konular. Bunlar hep yapacağımız şeyler. Bunları lütfen bizleri arayın. Bizlere ne gibi kurallar yapacağımızı sizler öğrenin, sizlerle tartışalım. Gerçekten bizler sizler için buradayız. Evet, şimdi biraz kısa ara verelim. Bizler bu memlekette yaşayacağız. Yine yüz yüze bakacağız. Bu nedenle seçimlerin barış, dostluk ve kardeşlik duyguları içerisinde geçmesini diliyoruz. Oturumumuza katılan sayın adaylarımızı tanıtmaya gerek yok sanıyorum. Hepsi sizlerin çok yakından tanıdığınız insanlar. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Biraz önce de teşekkürler. Oturuma başlamadan önce de dışarıda da görüştüğümüz gibi 10'ar dakikalık bir süremiz olacak. Ondan sonra bir tura geçeceğiz. İkimizde de değişik konulara gireceğiz. İrfan Bey, bağımsız adaysınız. Belediye ve adaylarımız falan olmayacak tabii bağımsız aday olduğumuz için. Muhakkak tabii bir tane galiba var. Bu sizin bir projeleriniz var mı? Belediye başkanı seçildikleriniz neler yapacaksınız? Bu kadar büyük nüfuslu büyük ülken bu konuda bize açıklar mısınız düşünceleriniz? Böylece Kanal Arpa'nın turhanın sonlarına ilişkin yeni programını düzenlediği için kendilerine teşekkür ediyorum. Sizleri bu konuda kutluyorum. Önce şuradan başlamalıyız. Yani bugüne kadar özellikle seçimler başlamadan partiler çıkanlar, vaatler verirler. Turhan'ın sorunlarını sizin yetmeni söylerler. Yan halkımıza yapamayacağı şeyleri vaat ederler. Ama bir beş sene sonra seçimi kazandıktan kazanıp bir sene sonra tekrar aynı vaatleri yeniden sıkıp önünü geçiyorlar. Biz buradan 6 ay önce, ki 6 aydan beri devam ediyor, halkın yeni sorunlarla ilişkin sohbetler yaptık. Bu konuda halkımızın çok duyarlı olduğunu gördük. Ve bir cümle halk politikada
kuyukbazıları sollamış. Bir kişinin verir. Ama ne var ki, özellikle partilerden ara birbirine yakınıyorlar. Özellikle partilerin kimlenmişliğinden, yani parti politikaların kimlenmişliğinden rüşvet, mevsubi, dostlarına bulduğundan söz ediyorlardı. İşte bizim bağımsız aday olarak çıkışımızın temel noktası bu. Şimdi halkımız özellikle parti politikasından uzak tutulmaya çalışılıyor. Yani demokrat, çalışkan, dürüst insanlar parti politikasından uzaklaştırılıyor. Bu temel etkisi de 1980'den sonra sendikalar siyasetle yasaklanmıyorsunuz. Ayrıca öğrenciler, memurlar ve benzeri kuruluşlar da siyaset yasalanınca partilerin yapılaşmasında 80 sonrası partilerin yapılaşmasında şöyle bir şey bildiriliyor. Bir takım insanlar kendilerini birbirine getirebilmek için partileri kurarlarken birileri yeni etki kökenleriyle oluşturuyorlar. Yani mesleksel temellere ya da dinsel temellere dayandırıyorlar. Biz burada politikanın kalmış olduğunu görüyoruz. Politikanın yönelere böyle bir çalışma içerisine giriyorlar. Yani insanlarımızı ayrıştırdıklarını görüyoruz. Partilerin bu ayrıştırmaları bizi alabildiğine korkutuyor. Halkımız bu konuda tedirgin. Bunların sıra yılan yönetimleri yaklaştığı bu günlerde de seçeceğiz insanları belirlemede çok zorlanıyorlar. Örneğin tüm halkı şöyle modeline partileri şeklinde baktığımızda genelde şöyle bir şey görüyoruz. A partisi etnik bir mesele göre belirlenmiş. B partisi yani belki de öyle belirlenmemiş olabilir. Ama bugün itibariyle öyle oluyor. Bakın öyle görüyoruz. İşte bu ayrışımda bir durdurmamız lazım. Bunun için halkımız özellikle parti politikaya sözüne uzak tutulmalı. Yani halk özellikle zevkli karar sürecine katılmalı. Bunun temel çıkışımızın bir noktasına buradan başlıyor. Bunun için önce mahalle meclislerinin işlerini yerine getirmesi gerekiyor. Şöyle bir bakın. Diğer seçimlerde partilerde sahte yer alalım. Sahte bilgiler istiyor. Hürriyete girince insan bunun arasında adil güzel diye sürekli bize terörler söyleyen Refah Partisi'nin adil güzellerini çok iyi biliyoruz. Çünkü Kahramanmaraş'ta bunun arasında Kahramanmaraş'ta yapmış oldukları 37 kişinin yanmasında bunların müstekliliği de Refah'ın olduğunu biliyoruz. Marmaris Önümlü'nde Kenan Karamanlı'nın özellikle ruhuna, insanların ruhuna fatiha okuması bunun bir göstergesidir. Biz soruyoruz Sayın Mustafa'ya, yani siz belediye geçtiğiniz zaman Turhan'ından mı ruhuna fatiha okumak istiyorsunuz? Şöyle bir bakalım. Niyeti diyor ki bir diyerçilik sığmaz. Doğru. Bir diyerçilik sığmaz. Medya'nın aynı adayı sayıdığına göre ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Madem ki bir diyerçilik sığmaz, Erzurum'da bir eli katlından sonra PKK tarafına katlından sonra bunu PKK'yı kendisine malzeme yaparak ne yaptı? Kürt köylerine evet diyecek ki Kürt mahallelerine saldırılar düzenledi. Yani bir diyerçilik sığmıyor da neden böyle bir şeye teşebbüs ediyorlar? Yani oradaki MHP'yle buradaki MHP farklı mı? Ayrıca biz Ülker'in öncesinde MHP'nin tescilli bir parti olduğunu çok iyi biliyoruz. Bilim çağrısı ciddi olmadığını ayrıca belirtiyoruz. Çünkü bilim sektöründe siz de kahramanlara soru ve sırasında unutmadık. Anadolu'dan önce bugüne kadar zaten ana Osmaniye diye Osmaniye'nin yerinden kaldırdı.
Ayrıca ülkemizin zengini, ülkemizin bugüne kadar bütün gemi kaynaklarına, hanedanlara ve hayali ihracatçılara peşkeş çekiyor. Bunları halkımız gayet iyi biliyor. CHP'ye gelince, bir şunu diyoruz, CHP diyor ki, Sayın Mahmutlar, bizim bazı platformlar demokrasi anlayışımız aynı. Biz, madem ki bazı platform doğrudur, bazı platformlar demokrasi anlayışımız aynıdır diyorsunuz da, bence bunun bir tanedir. O zaman ne bu yarımda yayınlıyorsunuz? Söz yetki karar mahalline diye aynı sloganı kullanıyorsunuz. O zaman söz yetki karar mahalline ile ilişkin nerede bir uygulama var? Hangi ilçede, hangi ilde, hangi sokakta? Yani böyle sözde demokrasiyi, savunuculuğu ve sözde mahalle meclislerinin işlerinin kendilerine savunduklarını söylemesinler. İrfan Bey, bu sizin bu adaylığınız Tunalı'ya ilgili bir olay mı? Yoksa bazı platformun DJ genelinde böyle bir eylemi var mı? Bizim bazı adaylığımız tamamen Tunalı'ya ilişkin. Yani bu Türkiye genelindeki bazı adaylığı var ama onlarla kesinlikle hiçbir bağımız yoktur. Çünkü Tunalı'daki özellikle bir Alkan öncesinden bu kaygılarımızı oturmuşlar. Yani şöyle bir anlayış var. Biz halk bundan Alkan önce şöyle bir komitelerin bir kaygıları var. Ama bir dönem mevcut belediyenin eleştirileri yapıyorlar, partilerden dert yanıyorlar. Ama buna ilişkin hiçbir alternatif yok. Biz diyoruz ki, yani buna bir dönem yapmanın hiçbir anlamı yok. Sarsatiler dinlerse, nasıl olsa Sosyal Demokrasi Belediye Başkanı bu ricatçılar kendisi sözü yıpratıyor. Son düşünen İnsanlara diyor ki nasıl olsa bizim belediyemiz öyle götürsün, işimiz etsin diyelim diyor. Bu da anlayış olmaz. Bunun çıkışımız bu. Bir Tunalı yaşıyorsa Tunalı'nın sorularına bir sahip çıkmamız lazım. Eğer orada belediyede bir takım şeyler yapılması gerekirse bu partilerle olmuyorsa ki benim ki sorulara ilişkin kararlarım belirsin. Bunu bağımsız platformla yapabiliriz. Sonra çıksın zaten bu. İnsanlar olabildiğine partilerden dert yapıyorlar. Parti, belediyeleri bir şirket gibi kullanıldığını herkes çok iyi biliyor. Ama bizim anlayışımıza göre belediyeler hizmet kurulur. Yani halka hizmet kurulur. Oradaki o hizmet kurulunda bir kadın şahane olsa da hizmet edip hemen seçtiğimiz belediye başkanları Sayın Mehmet Kılıç olsun, burada verdik. Sayın Peygam olsun. Seçti insanlar, onları seçtiklerinde dürüst insanlardır. Dürüst insan diye seçtiler. Ama belediyen gibi, öyle bir şahit içerisinde girdikleri de onlar şahidelendiriliyor. Yine, bunun şöyle bir açıklaması var. Eğer halk doğrudan orada yönetimde söz sahibi olsa bu böyle olmaz. Belki yönetimdir. Ama böyle bir şahide bak. Yani şu anlamda bizim çıkışımızı anlatabiliyoruz. Biz eğer bağımsız platform olarak böyle bir duruma müdahale etmesek, yani halkın doğrudan söz yetki karar sürecine uğurlayıp belediyede hakim olması önerirsek bu imkanlar, bu rüşvet ve yolsuzluklar sürüklenecek. Ama biz belediyede halkın söz yetki karar sürecine orada uyguladığımız zaman böyle bir şahidenin olmayacağını anlıyorum. Şimdi İrfan Bey, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir nasip sözleri var. Evet. Demokrasine de çareler tükenmezdi Sayın Cumhurbaşkanım. Bu gerçekte de öyle yani. Ben bazı olumsuzluklar olan bir belediyelerde bu arada tabii nihai çözüm işte yine siyasi partiler Sayın Yüksel partisizleşmeye falan savunmuyoruz. Partiler demokrasinin temel taşlarıdır. Yani biz partisizliği kesinlikle savunuyoruz. Ayrıca bu konuda Sayın Öğren partisiyle ilgili değil de partisiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani bundan 5 sene öncesinde Nuriye'nin genel başkanı şöyle bir şey söylemişti.
iki tane anahtar vaat etmişti. Değil bir tane, iki tane, iki tane anahtar, bir anahtarlık bile vermedi. Onların kredisi gitti. Yani krediyi kapattırmadan kredi vermez bir insanlar. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet, Sayın Mustafa Okur, Refah Partisi'nin belediye başkanı da şimdi Mustafa Bey, biraz önce İrfan Bey'e de söylediğiniz gibi Tural gerçekten gelişen ilçe 100 binlere ulaştı nüfusu. Ama bir kentleşme olayı da yok denilebilir Tural'da. Büyük bir köy bölümünde Tural. Yani bir kentleşme konusunda nasıl, hani bir konu projelerimiz var mı? Haksızlığa ayrılmak,
insanlara eşit davranacak. Herkese inanç ve bütün şuniyeti, kalınlık ve kuvvetli hayata getirmeyi dair. Milli Deniz Parti ve Manevi Kalkınma'yı esas alarak inşallah 28 Mart'ta bağlamdan itibaren önce döneminden başlamak üzere. Daha sonra bütün Türkiye satınlar, kalkanma sonrası basıklar, insanlardaki sıra yandırma, ekonomik yanılma, ekonomik yanılma, ahlak ve maniyet yanılma, üstünlük ve açlık yandırılarak kur demektir. Sefak sakinlik şeyler sayılır. Allah'ın izniyle katmak gibi 28 Mart sabahı uyaralım. Bundan tutsun sana şüphesi olmasın. Sevgili ne olacağını küçük bir mazayla olan programımıza ne olan bir çok sorunun hareketi ve yaşanabilir bir tuha olmaya yetinmek. Çöksün, tutsun, çamaksın, bir tuha olsun, nefes versiniz. Bütün halkımızın izletleri bekliyor. Ne zaman olsun, halkımızın izletleri, yakınlığımızın ve alakasından da anlatılır ki. Ne zaman bütün sağlığı tutan kardeşlerimiz saatinde ne olabiliyor ki? 28 Mart sabahı nefesatımız Tuhan'da gelmeye devam edecek. İnşallah bu saatten itibaren kanlar ıslah başlamasın. Diğer bölümlerde de gördüğünüz geldiğiniz sürekli Tuhan'da da izni veririz inşallah. Bütün Türkiye'nin zamanı nefes saatini efsane mevzuları Tuhan'da da getirecek. Ve yaşatacak. Çünkü bütün Tuhan'da kardeşlerimiz milletin en büyüğü, en büyüğüne layıklık, hazırlık, yetkinlik ve temelidir. Teşekkür ederim. Evet. Başka aynı soruları bir de yöneltiyoruz. 5 yıllık bir dönem teşkilatçı bir yolda. 2. 5 yıllık dönemde yapacağım hani hocalardan ben teşekkür ederim. Ben de hocam hocam hocam. Kuralda teşekkür ederim. Kuralda yapacaklarımız var mı diye sormak mı? Yani aslında eksiklik gibi. Kural çok yeni bir kent. Kısa zamanda nüfusu alabildiğini atmış Kural'ın. 12.500 olan nüfus birden bile 100.000'e ulaşmış. Daha da çok artıyor günden yine. Bu artış elbette insanlara yeni yeni düşünceler getiriyor. Elbette bir genel yöneticiye hani kenti 5 yıl yönetmiştir günün sorunları. Elbette belediyecilik bir okul olmayan toplumun içinden gelip toplumu yöneten ve en kutsal bir görev. Belediye başkanlığının adı dert tabanıdır. Tüm toplumun derdi belediye başkanlığından ortaya çıkar. O sorunun bütün dertlerini kucaklarlar, çözümler. Hele ki bir kent derdi olursa, Turhan gibi hızla artan bir nüfusu olursa kentin, bu kente de elbette yeni projeler, yeni düşünceler, yeni biçimlenmelerde kendiliğinden çıkacak ve yönetici de onu kucaklayacak ve o projeyle geleceğe taşıyacaktır. Turhan kalemi dibinde küçük bir kentten bugün artık kim düşünceler de onda
için oluyor ve güzelleşiyor. Bu güzellik çıkacak. 5 yıllık bir dönemde yapılanlar ortamdır. Şurada büyük bir eksiklik vardır. Bizim birinci amacımız zaten insanları öne çıkarmak, insana saygı duymak. Her şeyi insan için düşünmek. Elbette bu düşünceler de dünyamızdaki bütün ülkelerden bunlar öne çıkarılıyor. Kuralımızda da alabildiğine mozaik insan kitlesi var. Düşünceler çok sesli, teknik yapılar çok sesli, ulaşlar çok sesli. Bu insanların bir kez barış projesi ortaya konulacaktır. 5 yıllık dönemdeden bölünmüş, parçalanmış mahalleleri geçmişteki o Atatürk düşüncesiyle birlikte yan yana getirip insanları rahatlatmanın yolunu çizmiştim. Bütün maketleri açtım. Kentimizin Yüzyıl Çiftesi üzerindeki belediye şahımızda Atatürk Kültür Merkezi tezgahı altında topladım bunları. Bu kültür merkezinin içerisinde muammer aksiyonu diye düşünen herkesin tanıdığı uluslararası ünlü bir sima. Geçmişin kadın olması, men aratımı, kara kapması bahriye çok olduğu özellikle bu gençlik burada değerlendi, toplandı ve kültür merkezinde zaman gazetesinden yeni nesil cumhuriyete tüm basınların organlarını elinde buldular. Gençlik bu güzelliği bir de seçimlerde getiriyor. Tüm partiler arası o diyalog geçmişteki 5 yılın görünümü. Bu günlerdeki yeni projelerde dolanacak. 72 milleti bir gözünden görmeyen şehrin evliyasıysa da hakikatte asıl bir diyalog. Yunusların çizgisini sevgi kenti, Atatürk kenti Tunalı'a yeni projelerle ekleyeceğiz. Bu projelerin bu başında Tunalı'ndaki insanlarımızın ekonomik kaynaklardan yoksun olması, iş alanlarımızın, geçmişte kullanış alanlarımızın, özel sektörce kullanış alanlarının kapatılması, elbette yaptığım anda sancılar yarattı. Bu sancılar idareler değil mi? Benden önceki arkadaşlarım da bu sancıları görmüşlerdir. Elbette o çare bulmak belediye başkanının bunun gibi düşüncesidir. Belediye başkanının bir adı da hiç bulmayan, sürekli düşünen, sürekli o diyaktiğinin içinde olan insandır. Geçmişte bu işi yapan arkadaşlarımız şu anda buradalarlar da var. Sayın Uzan'ın babası da bu görevi yapmıştır kısa da olsa. Bu olayın içerisinde Sayın Dursun Alpak çok yaşamıştır. Çünkü Murat Bey 14 yıl kenti en uzun yayınlatmıştır. Ben ilk geldiğimde dar kaynaklar içerisinde o 80'in baskısını, geçmişin baskısını, ekonomik çıkmazları yaşayan Tunal'a bir tuğla koyarsam kendimi tutsayacağım diyordum. Bugün işte o yolda Atatürk Meydanı'na Tunal'ı kavuşturmak, onu anıtıyla güzelleştirmek, onun hemen yanında ürününcü özgürlük ışınına sahip şeridini ortaya koymak ve Tunal'ın o çehresini değiştirmek bize nasip oldu. Yine Ünlü Meydanı gibi kentin insan yakınlaştığı bir yerde bir meydan açmak ve o güzelliği Tunal'a koymak, Erkan Sinemas kavşağındaki tarihsel alıntıyla birlikte oraya bir özgürlük meydan açmak elbette belediye başkanı için sevinç kaynağıdır. Bu kaynak günden güne elbette gelişecektir. Yeni iş yerlerimizin açılması hükümetten birinci kararımız oldu. Bütün sesimizi ilettik. Veteriner Fakültesi bugün Tunal Belediye Başkanımız eğitimden gelen çizgisini sürdürdü. Elbette ona destek olan tüm siyasi partilerimize de teşekkür ediyorum. İnsan fabrikası bir üniversite. Ona layık olacak bir yerde Tiyem dediğimiz halk tabiriyle kazılan inek tanesidir ki Sayın Ali Şevkerek onun artık yaşama geçirildiğini kendisi söylüyor. Tunal artık bir işsizler kendi değilken iş bulanların bulanların kenti olmalı bu dönemde. Sayın Karayatı'nın geldiğinde Tunal'ı yakından tanıyorum. Bu sorunları yakından biliyorum. Elbette bu işin hemen açılması gerekiyor. Bütün yüzümüzde desteği vereceğim. Şeker destanını yazan Tunal yeni iş yerlerine kavuşacak dedi. Ben de o düşüncedeyim. O çabaları hep karşılığını duydum.
üst düzeydeki bütün yetkililere ilettim. Bugün de bundan sesleniyorum. Turhan'daki bu artan nüfusa yeni yeni fabrikaların kurulması gerekiyor. Devletin buna kulak vermesi gerekiyor. Turhan'da artık ne gerekiyorsa onu yapmanın projesi insanları birleştirmektir. Bugün de toplum artık güven bilgisi içerisinde kendi aralarında çoğundaki gibi yeni yerler kurma yolunda adım atacaklardır. Açılan iş yerler artık kapanmayacak. Çünkü paylaşmayla insan ortaya çıkmaya başladı günümüzde, Turhan'ımızda, Türkiye'mizde. Ülkenin de birlik ve bütünlüğe ihtiyacı var. Turhan'ımızın en büyük çıkmadığı kentsel grup içerisinde Trenbolu'nun ortadan geçmesidir. Mehmet Bey bilirler, bu Trenbolu'nun trafiği kapatması, tüm arkadaşlarımız zaten biliyorlar. Bütün insanımızı yaralıyor. Trenbolu'nun Kayacığın altından Edeyi Kuşu'na bağlanması, elbette bu devlet demir yollarının devletin görevidir ama belediye olarak bu dönemde bütün yüzümüzle devlet demir yollarının hiç olmazsa geçitlerinin açılmasını, kent trafiğinin alabildiğine hızlı akmasını, o bisiklet olayını, bisiklet yolu olayını gerçekleştirmeyi, iki tane çevre yolunun belediyemizin öncülüğüyle de çeşitli yollardan destek vererek açılmasını, en büyük hayvan borsası olan Turhan'ımızda hemen bir tane sapanacağım. Hayvan borsasının burada daha kesilir hale gelmesini, daha canlı olabilmek için en temkinli kesitlerinin bulunmasını, çocuklar eğitim kurumlarında alabildiğine verimsiz eğitim alıyorlar. Liseyi bitiren gençler 8 milyon yıllıkta dershaneye yatıramıyorlar. Bir belediye hop dershanesini kurmaya, yoksul çocuklara yararsız dershane öğretmek bilinmesini, kısacası insanın için ne gerekliyse onu yapmayı bütün gücümle, bütün siyasal hareketlerin en önünde yürüyen ve gelecekte de Türkiye'yi yönetecek ve iç huzuru sağlayacak, ekonomik kalkınmayı ön plana götürecek Sosyal Demokrat Hareket'in ortaya koymasını ben söylüyorum ki ikinci türden vaktimiz var. Teşekkür ederim. Bu arada onları tesliyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Sayın Kursun Altan, Doğruyuk Partisi'nin Belediye Başkanı Bey'in. Teşekkür ederim Sayın Kursun. Başında bildiğim gibi Ali ve Sevgi Hemşehir'in evvela mübarek Ramazan Bayramı tebrik ediyorum. Ayrıca Kanal Alp'a bu aşık oturumu takdim ettiği için de sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Siz de katıldığınız için beğenmeyecek dedi. Ben Sayın Bayramı'nın bir sözüne değinecek, ondan sonra konuya geçmek istiyorum. Biz 9 Eylül günü Tan Bakanı ziyaret ettik. Sayın Başkan, ya projemin var. Efendim doğrumda, lütfen, lütfen, lütfen Sayın Başkan. Soruyu herkese dinledim. Sonra bunu bulamaktan geçemeyeceğim. Ben sizi de Sayın Başkan. 11 Kasım'da Tuna Şeker Fabrikası'nda yaptığımız bir programın toplantısında aldığımız karar gereği Ankara'ya gitmeye karar verdik. 3 otobüs dolusu hangi yerine? Bu sene 93 otobüs dolusu. Evet. Zatlarımız da o toplantıya davetliydi. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden Turhan nasıl istifade edebilir tartışmaya açtık. Ancak zatlarımız o gün toplantıya dair katılmadı. Aldığımız karar gereği Ankara'ya giderken aramızda olmadı. Veteriner Fakültesi'nde Münir tamamıyla izah ettim. Onu açıklamak istedim. Ben sizi dinledim. Başkanlarım lütfen, 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 lütfen. Cihaz sizi dinledim, sen çağırmasın. Ben en zorundayız, lütfen. Teşekkürler. Ben böyle bir başkanlığı seçimlerine giriyoruz sohbetlikte. Önce konuya girmeden belediye başkanı alacağımız basitlerine yaradır. İlk cümleyi dokunmak istiyorum. Bir, biz politikacı olarak asli ve birinci görevimiz şudur. Her şeyden evvel ülkemizin de turanımızı birbirini sağlayacağız. Ancak son yönde benim tespit ettiğim bazı şeyler var. Toplumun buna rahatsız olduğunu işaret ediyorum. Birileri kimlik vermeye değildi. Nedir kimlik vermek? Kimliğini tanıtmak. O söylenen insanlar bizim öz bir öz kardeşimiz. Bu vatanın has evlatlarıdır. Bazılarının kabilecilik olayları arkasına gidemerek bir
eşcinsel güvenliğini tespit ediyoruz. Burada da toplumun rahatsız olduğunu ben işaret ediyorum. Ayrıca bir de turhanlılık olayı var. Bir klik yaratılmak istemiyoruz. Turhanlılar, turhanlılığı yaşayanlar. Bunların ben yanlış olduğuna inanıyorum. Ve turhanın fanatik ve malzemesi beyinlerle idare edilmeyeceğine direkten inanıyorum. Onun içindeki beyat olarak biz muzayip bir meclisi Turan halkımızı nasıl olur? Efendim, belediye başkanına aranacak vasıflar en başında geleni dürüstlüktür. Hala birileri gelecekte. Kutsalda haram lokmaya yer olmamalıdır. Bakınız. Turan'da bir ihale yapıldı. İtfaiyenin yeri. Aslında yarın yapıldığı hadise Silik Gölü mevkiindeki arsalanın satışıyla ilgiliydi. Ancak itfaiye yeri araya sokuştu olarak ihaleye çıkarıldı. Şimdi bu ihalede 160 bin liraya metrekaresi yerine itfaiye yeri satıldı. Ancak buna eşdeğer hatta bana altında olan yerlerde 5 milyon Türk lirasına yerler satıldı. Şimdi burada 5 milyon Türk lirası 160 bin lira. Çok büyük yanlışlık bu. Burada kamu malının korunamadığını görüyoruz. Kamu malında tüylüklerin bitleri geçimi hakkı var. Daha da bu tip olaylar olmuştur. Değerli bulunmadığı vakit sanırım tek yere belediye başkanları olmuştur. Hatta layık bulunamamıştır deyip sanal terk etmiştir. Belediye başkanları belediyenin mülkünü değer fiyatıyla satmak mecburiyetindedir. Bunu uygulamak istiyorum. Benim 4892 tarihinde Devrim Kaymakamına bu konunun açıklanması, açıklığa kavuşturulması, ihalenin usulsüz yaptırıldığına dair topluya şerh konulmasıyla konulmasıyla ilgili olarak bir acatım vardır. Dolayısıyla burada dostlarım oluyor. Belediye başkanı arayacağımız başlılardan bir tanesi. Ben eczacıyım. İnsanları mesleğin gereği sevmeye mecburum ve seviyorum. Evvela insanları seveceğiz. Hazreti Yunus'un dediği gibi yaradan hoş gör, yaradandan kötülük gör. Tuna'yı nasıl yaratacağız? Ben soru vermeye ilgili hareket edeceğim. Ekranı başında izleyen, bilgi izleyen değerli hemşehriler. Sonunda ne yapılmıştı? Ben izledim, inceledim. Sonunda geniş tabanlı bir sempozyum yapılmıştı. İlim adamları ve meslek kuruluşları bu sempozyuma katılmışlardır. Bugün sorun Orta Anadolu'da Tankara'da güzelliği olan kalkınmış, çatkısıyla, sokağıyla, sınayısıyla kalkınmış bilimiz. İlmin rehberliğinde projeler ortaya konmuş. İlmin rehberliğinde. Hedefler tespit edilmiştir. Zaten bir belediye başkanı eğer kazanıp gelirse önüne hedef koyacak. Yolu yok. Bu bir zahmet için değil başkasıydı. Yoksa sıkıntılar süre gelir, gider. Devam olur. Öyleyse başından yapmak lazım olur. Hastayı nasıl ki tedavi etmek için doktorlar sağ konsültasyon yapıyoruz. Sonra da masaya yapacağız. Bu sempozyumu gerçekleştireceğiz. İlim adamlarını davet edeceğiz. Meslek adamlarını davet edeceğiz. Meseleleri ortaya koyacağız. Bugün Tural Belediye'nin asli genel olarak kendi işlerini yürütemediğini görüyoruz biz. Caddelerde, sokaklarda yolları kasıtına geçiremezler. Kanalizasyon derdi var, su derdi var. Belediyenin asli görev olan bu küçük işler dahi yapılamamış. Daha büyüğüler bilemiyorlar. Efendim, Tural'ın hayati bir olaydır bana göre. Bir sonra o son sempozyumun neticesinde ortaya çıkar bir çevre yolu. Tural'ın trafiğine rahatlatacaktır. Tural'ın kimliğinde ölecektir. Tural'ın benliği içinde yetecektir. Ben bu konuda karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü'de ciddi taraftan olmuştur. Trenyon Uluslara ben bir projedir. Ulaştırma Bakanlığı'na ilgilendirir. Trenyonluk bir projedir. Türkiye heyetlerin araştırması neticesinde ortaya koyacağımız bir projedir. Ve büyük ekonomik çözümleri gerektirmektedir.
düzenlemesine gidilmelidir. Trafik lambaları kısa sürede